f fonksiyonu verilen bir b değeri için aşağıdaki denklemi sağlayan bir a değeri ortaya çıkarıyormuş. 4a artı 7b eşittir eksi 52 denklemini. Evet, yani f fonksiyonu verilen bir b değeri ile buradaki denklemi sağlayan bir a değerini eşliyor diyor değil mi? Ve bizden istediği şey f fonksiyonunun kuralını b'ye bağlı olarak bulun. Evet, isteği bu. Şimdi eğer bize bir b değeri verilirse bu hangi a değeri ile eşleşir? Ya da başka bir deyişle a'yı b'nin bir fonksiyonu olarak düşünelim. Önce bunu bir yazalım. 4a artı 7b eşittir eksi 52. Eğer bu eşitlikte A'yı yalnız bırakabilirsem A'nın B türünden eşitini bulmuş olurum öyle değil mi? O zaman her B değeri için B'leri yerine koyarak A'nın neye eşit olacağını kolayca bulabiliriz. Haydi şimdi bunu yapalım. Yani A'yı yalnız bırakalım. Eşitliğin sol tarafında A'yı yalnız bırakmak istiyorum ve diğer bütün değerleri sağ tarafta toplayacağım. B'ler de dahil. O yüzden bu sol taraftaki B'yi yok etmemiz gerekecek. Buradan 7B çıkararak bunu yapabilirim ve bunu iki tarafa da yapmam lazım öyle değil mi? Bir eşitliğin sadece tek bir tarafına böyle bir işlem yapamam. Çıkarma işlemlerini yapalım. Sol tarafta B'ler birbirini götürecek. Böylece solda sadece 4A kalıyor. 4A eşittir. Eksi 52, eksi 7B. Şimdi buradaki A'yı yalnız bırakmak için iki tarafı da 4'e bölelim. Evet, iki tarafı da 4 ile bölelim. Eşitliğin sol tarafında amacımıza ulaştık ve a'yı yalnız bıraktık. Peki, eksi 52 bölü 4 ne yapar? 52 dediğimiz 40 artı 12, yani 40 bölü 4 10, 12 bölü 4 3, yani 52 bölü 4 13, evet. Bu değer eksi 13 olacak. a eşittir, eksi 13, eksi 7 bölü 4 b. Evet, bu denklem için eğer bir b değeri verilirse, bunu doğrudan b yerine koyabiliriz. Böylece bu b değeri için a'nın eşitini bulmuş oluruz. Ve soruda verilen denklemi sağlayan bir a değerini elde etmiş oluruz. Yani eğer b'nin fonksiyonu formülünü bulmak istiyorsam, f b eşittir, eksi 13, eksi 7 bölü 4 b yazabiliriz. Buradan bulacağımız değerler, altını çizdiğim bu denklemi sağlayan a değerleri olacak öyle değil mi? Peki bu çözüm umarım yardımcı olmuştur size.